Ruganlar gene duruyor ayakta. Ne yaptılar sana? Mahallede kavgaya girmişsin gibi bir durum var. Gülüyorum, sen de gülsene. Kız nerede? Memleket sizi niye seviyor anlamıyorum. Yamuk gibi tiplersiniz. Bir insan hanımefendi neler giyebilir onu görüyorlar o yüzden yani. Hanımefendi size demiyorum, siz... Tabii canım, ben zaten övmüş. Teşekkürler. Evet. Evet arkadaşım, hazır mısın? Neye diye sormaya korkuyorum. Çok güzel bir durum var. Yıl kaç? Öyle değil, yıl kaç, sene kaç? İşte 70'lerin sonu ama 80'i daha görememişiz. Olup olmayacağı da belli değil. Hiç yani. Evet. Mesela at kafadan bir şey. 78.4. Nisan. Bu zaman kadın matematiksel yaklaştığını bilmiyordum. Evet. Yıl 78.4. Söyle arkadaşım. Yıl 78.4. Nisan. Nisan değil. 78.4. 78.4. Allah Allah. 78.14 desem ne diyeceksiniz? 79 diyeceğiz o zaman. Şubat. Şubat. 79 Şubat. Hızlıyız biz, bakmayın. Allah'ın bak. Ha. Az bipimiz vardı. Bipimiz evet derken. Bipimiz derken. Sen kendi bipin kadar konuş. Seyirci. Kameraya yeni kaset tak. Her şeyi alkışlamayın. Evet. Soldasın kız. Kız soldasın. Solunuzda. Evet. Tamam, evin hocam dördüncü katındasınız. Evet. Siz okulun en güzel kızısınız ve bu hafta sonu okul balosu var. Hı hı. Arkadaşın da sizi çıkarmaya gelmiş. Sana teklifte bulunacak. Bir de arkadaş bul kendine arkadaşım. Hemen bir arkadaş al sahneye kendine. Bir kişi rica edebilir miyim? Kariyerini, hayatını mahvetmek isteyen. Abi buyurun, size zahmet olacak. Ya acele etmeyin abi. Merhaba, hoş geldiniz. İsminiz ne abi? Kazım. Kazım Bey, hoş geldiniz abi. Evet, Kazım. Arkadaşısın. Liseden arkadaşısın. Aynı okulda, aynı sınıftasınız siz bununla. Tamam. Tamam mı? İşte dertleşiyorsunuz. Sen diyorsun ki ben o kıza açılacağım falan. Kızın ismini söyle. Senin ismin Muhittin. Evet, 3, 2, 1 buyurun. Konuş arkadaşınla. Ben kimi davet edeceğim biliyor musun baloya diye? Buyurun. Ben kimi davet edeceğim biliyor musun bunu diye? Bu güzeldi. Böyle devam et. Kendim kaşınıyorum. Evet, öyle devam ediyorsun. Kimi davet edeceğim biliyor musun balaya? Kimi davet edeceksin? Kız arkadaşım öyle saçma... Bir dakika dur, bir dakika. Kazım senin normal alemi bu, sen de onun gibi mi konuşuyorsun? Evet, evet. Beraber. Yani onun arkadaşı olduğu için ben de öyleyim diye düşünüyorum. Biz özel bir sınıfız. Evet. Tamam. Söyle, de ki Mahmut konuşurken birbirinizin... Mahmut yok. Şey, Kazım, birbirinizin ceketinden ip alıyorsunuz, toz alıyorsunuz, o tarz konuşuyorsunuz. Ya sen de benim ceketimden hemen ip alıyorsun ha. Birazcık anlayışlı ol ya. Oho, hiç... Evet, konuşun. Mahmut, kimi çıkaracağım biliyor musun? Kazım. Ha. Şey, Kazım, kimi çıkaracağım biliyor musun? Kimi çıkaracaksın ya? Kimi çıkaracaksın baloya? Seni çıkartacağım balodan. Yani sürekli oynuyorsun şu. Sen de onunkini yap. O ne kadar yaparsa sen ikimizini yap. Kız arkadaşımı götüreceğim ya. Bence bizi böyle görseler hiçbiri gelmez zaten. Arkadaşım ya. Kız orada duruyor, evet. Çabuk olun. Kimi çıkaracağım biliyor musun? Ya bizim oradaki jale var ya, jaleyi götüreceğim vallahi. Ne diyorsun ya? Jaleyi diyorum, anlamıyor musun ya? Jaleyi diyorum. Kazım söyle, ne diyorsun oğlum? Jale sana bakar mı ne lan? Ne diyorsun ya? Jale sana bakar mı ya? Niye bakmasın ya? Babamdan pantolon aldım. Ya şu halime bakma. Jale bence benden hoşlanıyor oğlum. Gerçekten hoşlanıyor. Benim nereden daha... anladın sor. Ya, nereden anladın jale sana hoşlanıyor? Şeyde yazmış, internette yazmış. Ki daha internet çıkmadı. Kız ne kadar ileri görüşlü. Okulun şeyine yazmış, tuvaletinin duvarına de. Evet, orada aklına gelmişim demek ki. Bizim çocuk kızlar tuvaletine mi giriyor sürekli? Ya sen niye karışıyorsun ki oralara? Ama yine de çok tatlısın sen. Evet, evet arkadaşım söyle. Evet, biz peki, sürekli okul tuvaletinin giriyoruz. Duvarına yazmış, okul benim adımı yazmış, yazmış, kalbini yapmış, ortasından da ip geçirmiş. Kalbini yapmış sonra, mesai ayırmış, kalbini yapmış. Normalde yokmuş kalbi. Hayır ya, kalp öyle yapmış değil. Tuvalette kalbini yapmış. Tuvalette duvara kalbini yapmış. Artık duygularını sen düşün. Arkadaşım. Evet. Ben tuvaletin duvarına çıkarmış kalbin izini. Artık nasıl tutamadıysa duvara kalbinin izini çıkar. Ve okul kapalı o yüzden. 4 aydır.
Ben hiçbir şey yapmadım. Buraya siz getirdiniz. Arkadaşım sen... Neyse ki zaten burayı yasaklayacaklar. Sen hareketlerinle, kalça evet. hareketlerinle olayı iğrençleştiriyorsun. Çocuk bile güldü. Sağ ol yavrum evladım. Evet, söyle. Yazmıştı. Yazmış oğlum, hepsini yazmış. Benim çok adım. Gül, çok gül. O kadar güldüm ki, onunla mı gideceğim lan balığa? Hayır! Olaya sevinerek gül. Kazım sen de çok gülmesine sinir ol. Evet, çok gül. Oğlum benim kalp yapmış, içine ikimizin adını baş harflerini koymuş biliyor musun? Ortasından ne geçmiş? Ortasından ne geçiyor? İşte ok, standart ok geçmiyor mu ortasında? Evet. Ha, ok geçiyor ortasında. Bir tarafında benim baş harfim, öbür tarafında onun baş harfi. Ucu yukarı mı aşağı mı Kazım sor. Ucu peki yukarı mıydı yoksa aşağı mıydı? Evet, alttan atmış, tekine atmış. Uç yukarıda duruyor, tüyler aşağıda duruyor. Demek sen ki, çok demek ki oturuyordu. Arkadaşım sen şimdi buna çok gül. Ay benden hoşlanıyor yap. Ay benden hoşlanıyor galiba Şahane. Kazım çok sinirlen. Kendi içinde sinirlen ama paylaşma bizi. Kazım neye sinirleniyorsun? Ya sen... Pişman mısın çıktığını? Doğru söyle. Evet Kazım yürü. Bakar mı o kız sana? O kız sana bakar mı ya? Bence bakar ya. Sınıfın en güzel kızı. Evet, hem bir şey duydum de Kazım. Ben bir şey duydum bu arada. Yani okulun en yakışıklı şarkıcısı var ya, ona aşıkmıştı. Okulun en yakışıklı şarkıcısı var ya, hani şöyle gitar çalıyor falan, ona aşıkmış o kız. O yüzden sana bakmaz yani. Arkadaşım çok kız arkadaşına. Sana yazıklar olsun ya, sana dost dedim ben. Sana dost dedim ya, yani benim şu an yüreğim... ben... Şu an yıllardır açılmadım duygularım sana aşıkım. Sen gömül Kazım'a. Kazım, adama göğsünü aç. Aç göğsünü. Aç göğsünü, aç. Aç göğsünü, çağır. Ellerinden gıdı gıdı yap. Evet. İnsan böyle şey dostluğundan duyunca ayrı mı yıpranıyor Kazım? Kazım de ki tamam ulan gidelim evine teklif etti. Tamam ulan gidelim evine teklif et tamam mı? Yanında mısın? Yanındayım. O zaman beni seninle birlikte zanneder kabul etmez. Ben tek gideyim. Arkadaşım saçmalama. Kazım biliyor evi. Tamam. De ki şey Kazım'a yanımda mısın? Yanımda mısın? Yanımda mısın? Coşun. Milli takımcı ruhu. Evet 3-2-1 buyurun. Yanındasın. Yanındasın. Hiç tekrarlıyorum hiç bilmiyorum. Yanındayım. Ruhu gösterin. Yanımda mısın? Göz göze çarpışın. Yanımda mısın oğlum? Göz göze. Yanındayım. Yanımda. Ne oldu? Baskıdan bırakmış olabilirim. Evet, gidiyorsunuz kızın evine. Kız evindesin. Kız çok kibirlisin. Çok? Acayip kibirlisin, tamam mı? Kibirli. Evet, ve bunu aşağılıyorsun. Sen bana teklif etmek, iyi yerler falan, tamam mı? Evet, 3-2-1 sendeyiz. Çocukları görünce yeleğini çıkarıyorsun. Evet, gelin apartmanın önünde durun. Sor kapıdaki abiye. De ki Jaleler nerede oturuyor? Apartman sizin mi? Buyur kardeşim. Apartman sizin mi? Nereye bakıyorsun kardeşim? Yukarıdayım ben. Öyle mi? Merhabalar. Üst katta mı? Hayır, adam senin hizanda. Merhabalar. Merhaba. Apartman sizin mi? Sana ne? Kazım devreye gir. Ya ne biçim konuşuyorsun sana ne? Adam gibi soru soruyor. Apartman sizin mi değil mi kardeşim? Ben adam gibi sorarken sen niye... Olayı çıkaracak tonda sordu ki. Ne bileyim ben. Adam ne güzel soru soruyor. İnsan olsana. Bitti artık. Tamam görüşürüz. Hiç yok öyle yanlış oldu. Şuraya bakacak. Tamam gel öyle Kazım sor tekrar aynı şekilde sor. Ya ne arıza çıkartıyorsun? Adam gibi soruyor. Abi hiç çok özür dilerim. Pardon abi bilemedik. Abi kusura bakma. Bir daha sorar mısınız abi? Affedersiniz. Apartman sizin mi? Ya sen konuşma bu abi konuşsun. Buyur abi. Affedersiniz. Apartman sizin mi? Değil abi. Sen niye apartman sizin mi diye soruyorsun? Vallahi niye öyle soruyorsun? Apartman değil mi? Ulaşıyor, ahşabında var. Ya arkadaşım, Jale'nin J'sini sen söyle, L'sini bul, sorun şunu. Çok rahatsız ettik. J'lerin apartmanı burası mı? Niye o 70-80'e geçilememiş anladım şimdi ben. Kafalar bölük hep. Ha. 5. kat, 3 numara. Ha. Bence buradan bağıralım, çıkmıyor. Çünkü 70'ler olduğu için 5 katlı olsa daha asansör yok. Arkadaşım, 5. kat 3 numara dedi çocuk. Zaten saçmalık oradan. Niye? Alttaki 2 kat boş mu? 5. kat 3 numara... Sana ne?
Sana ne? Nasıl bana ne ya? 9. katta -2 numara da olur. Sana ne? Sizin Çorlu'da olur o. Burada olmaz öyle bir şey. Mümkün değil. Bas şu zile. Öyle basma zile ya. Mahmut sen şey, Kazım sen bas, sen konuş. Bas bırak. O bastığında konuş, bıraktığında sus arkadaşım. Bas. Jale. Daha zil çalıyor ne jalesi? Düşün. Evet, seyirci zili çaldır, uyumasana. Jale bak, bak şeye, megafona. Camdan bakıyorsun. Orada şeye çaldığı zaman camdan bakılır. O zamanlarda şey yok daha, megafon. Evet hocam, teşekkürler. Peki buradan basıp o niye camdan bakıyor? Yani biz kimle konuşuyoruz bu ara? Ya sana ne? Değil mi? Bana ne canım? Hayır, dön. Ay bunda da mantık arıyorum ben. Sesin gidişi var, dönüşü yok. Evet. Dönüşü yok. Beraberce basmıştık diyafona. Evet. Hazır. Bas. Mahmut basıyor. Sen şey, Kazım basıyor. Senin adın ne Kazım? Öyle. Bas. Basıyor. Sen konuşuyorsun. Sen yukarıdan bakıp konuşuyorsun. Kim o de? Kim o? Cama konuşma. Cama açtı, bağırsana aşağı sark. Camım açıktı. Ya, tamam. Sark aşağı, özür dilerim. Aa, hemen yelkenleri indirdin. Sen karışma. Sağ olun. Bağırsana aşağı. Kim o? Kimsiniz? 70'ler ya. Değişiklik yapmak istedim. Ağzında akide şekerim var senin. Yürüyerek Trabzon'a geldiğimizi bilmiyordum ben. Hayır, şive yapmadım. Ha, öyle mi? Tamam, Belge Doruk gibi konuşuyor kendisi. Tamam. Evet, buyurun. Ha. Jale? Oradan bakmıyorsun. Sen megafona konuşuyorsun. Kazım'ı bastırsana. Ama megafon yok demiştiniz az önce. Ya sana yok. Gidişi var, dönüşü yok megafonun. Peki. Ya ne saçma bir sistem Allah'ım. Evet. Türkiye'nin yaşadığı şu şeylere bak o yıllarda. Yani o megafona konuşacak ama ben camdan duyacağım. Evet. Tamam. Evet. Sen Kazım'a bastır, sen konuş, sen yok. Ya bu kadar basit bir şey. Kazım basıyor, sen konuşuyorsun, sen yukarıdan cevap veriyorsun. Evet. Evet, buyurun. Ne yapıyorsun? Kazım'a bastırıyorum. Kazım sana bastıracak önce. Al sana 80'ler. Hayır. Kazım. Tamam. Sen... Al. Parmağını duvara sokuyorsun zile. Sen de onun duvara soktuğunu gördüğün anda duruma giriyorsun. Tamam. Duruma sokuyor. O cevap geldiği zaman da ben konuşuyorum. Hanımefendi sen zaten meseleyi biliyorsun. Sen zaten olağanüstüsün ya. Tamam. Rütü yüzünden size söyleyemiyorum ama öylesiniz. Evet, buyurun. Evet. Ya sen desene bas arkadaşım. Bas 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 bas. Jale. Efendim. Jale, ben Muhittin. Ne var Muhittin, ne istiyorsun? Hanımefendi, özür diliyorum. Jale evde mi? Jale ben. Jale ben, ne istiyorsun? Hadsiz. Ya tamam, aç şu kapıyı Jale. Ne oldu? Aç, zırtlat şu kapıyı, gelsinler. Ha. Anahtarı at yukarıdan, alsın da gelsin. Anahtarı atıyorum, aşağının kapısını açın da gelin de. Anahtarı atıyorum. Açın yukarı gelince ama. Ne oluyor ya? Açın ya, yukarı gelin. Ben baloya Arap bacıyı mı götüreceğim ya? Okulda bana ne olmuş ki? Tövbe bismillah. Evet, at anahtarı. Havada, havada anahtarı yakalamaya çalışırken birbirinize çarpışın Kazım'la. Anahtar geliyor yukarıdan. Salaklar çarpıştı, tutamadı. Bir daha at. Yeni bir... anahtar atıyorum. Evet bunu... Jale, salaklar tutamadınız, bir daha attı. Kırılıyor herhalde, yine atıyorum. Evet. İkinciyi atıyorum, başka şansınız yok hadsizler. Attım. O anahtar değildi Kazım. Evet, evet, yerdeki anahtara eğilip almaya çalışırken kafa kafaya tokuşuyor. Tabii Kazım. Burada ölürüz, biz hiç kızla kavuşamayız. Evet. Oh. İyi misin? İyi misin? Arkadaşım, bu kaç? Şimdi ben soracağım, o olacak. Evet, buyurun. Anahtarı aldınız, girdiniz. Hemen çıkın kızın yanına. Çıkın, ikişer ikişer çıkıyorsunuz merdivenleri. Dörder dörder çıkın. Bu pantolon kesin yırtılacak bugün. Gördüm, orada bir parça gitmiş. Evet, geldiniz. Burası. Gel Jale, aç kapıyı. Söyle Jale'ye. Jale, sana bir şey söyleyeceğim de. Kazım, sen çok yoruldun. Çök yere.
Jale sana bir şey söyleyeceğim. Önce lazım anahtarımı sen. Ver. İlkini mi ikincisini mi? İkincisini. İlkini almadım çünkü. Jale sana bir şey söyleyeceğim. Çok utan. Kazım'dan çok utanıyorum. Neden? Kaplumbağa'dan bilmiyorum. Çünkü okulun yıl sonu balosuna benimle gelir misin diye sordum. Çok sıkıl söyledikten sonra. Çok sıkıl ama ben bunu söyledim. Hayır sen çok utan, çok sıkıl. Ha. Okulun yıl sonu balosuna benimle gelir misin? Jale çok alay et. Çişi mi geldi senin? Çok alay et Jale. Hay deme sonra da. Havada kalsın. Kapat. Hay burada. Arkadaşım. Senin alay edecek, senin gururun kırılacak, incinecek. Sen de mi geleceğim okulun balosuna? He? Çok sözün. Hayır, ben seni götüreceğim. Kazım'la dans edeceksiniz. Onun için. Kazım biraz utanıyor. Hayır arkadaşım, sen öyle dedikçe çok üzülüyorsun. Kazım sen de ben sana demiştim işaretleri yap. Sen arkada ne yapıyorsun öyle? Ben sana demiştim işaretleri yapıyor. Aramızda çalışmıştık. Evet arkadaşım çok yıkıl sen, üzül. Yani benimle baloya gelmeyecek misin? Karı manyak kesin.